Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü program konuğumuz SPD siyasetçisi Hakan Demir. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hamza Hanım, merhabalar. Bugün sizinle yaklaşan seçim dönemi hakkında konuşacağız. Fakat öncelikle biz sizi tanımak istiyoruz. Hakan Demir kimdir? Kendim işçi çocuğuyum. Krefeld'de, Batı Almanya'da büyüdüm ve küçük bir apartmanda, 70 metrekarelik bir apartmanda dedemden, anneannemden, babamla, annemle, halamla ve amcamla beraber büyüdük sayılır. Ve o semtte, Krefeld'de okula gittim. Sonra da gimnaziyuma gittim. Ondan sonra da üniversiteye Trier diye bir şehirde felsefe ve siyaset okudum. Ondan sonra da Neukölln'e taşındım. Peki siyasete girişiniz nasıl oldu? Neden siyasete girme ihtiyacı hissettiniz? Ya 10 sene önce partiye girdim. Genelde ailem zaten siyasetle uğraşan bir aile ya da çok haber izleyen bir aileydi. Genelde de baktığımızda Almanya'ya çok sorunlar var Almanya'da. Örneğin fakirliğe baktığımız anda ya da maaşlara baktığımız anda çoğu insanlarımız çalışanlar, bir de tabii göçmen olan aileler çok çalışıyorlar ama genelde maaşları düşük oluyor. Bu sebepten dolayı bunu düzeltmek için siyasete girdim. Seçimlerde korona süreci devam edecek gibi görünüyor. Peki bu seçim döneminde ne gibi olumsuz etkiler olabilir? Genelde baktığımızda kampanya düzgün yapamıyorsunuz şu an. Dışarıya çıkamıyorsunuz. Genelde yani bu zamanlarda toplantılar olur. Dışarıya çıkarsınız, insanlarla görüşürsünüz. Elinizde olan kağıtları başka insanlara verirsiniz. Kendinizi tanıştırırsınız. Bu şu an mümkün değil. Şimdi yapabileceğimiz şey video konferanslardır. Örneğin Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'de. Orada yavaş yavaş video konferanslar yapmaya çalışıyoruz ya da orada haber vermeye çalışıyoruz, siyaset yapmaya çalışıyoruz, fotoğraf çekiyoruz falan. Onları yapmaya çalışıyoruz ki insanlara ulaşalım diye. Bence şu an iyi gidiyor ama tabii ki daha iyi olan şey dışarıya çıkmaktır. Yani insanlarla konuşmaktır. Bir soru daha soracağım ve çok güzel bir soru. Seçimi kazanırsanız ne yapmayı düşünüyorsunuz? Seçimi kazanırsam ilk olarak 12 euro asgari ücretini yükseltmeye çalışacağım. Bu bence çok önemli. Baktığımız anda demin dediğim gibi göçmen aileler genelde örneğin hemşire olarak çalışıyorlar ya da fabrikada çalışan, örneğin babam da fabrikada çalışıyor şu an. Onların ücretlerini ya da asgari ücretini yükseltmeye çalışacağım. Bu milyonlarca insanın hayatını düzeltecek diye düşünüyorum. Bence de çoğu da göçmen ailelerin hayatını düzeltebileceğini düşünüyorum. İkinci olan amacım çifte vatandaşlığını yürürlüğe koymak. Çünkü baktığımız anda şu an öyle bir şansımız yok. İki vatandaşlık şansımız şu an yok. Bunu genelde Merkel olarak, Merkel yani CDU partisi istemiyor. Ki genelde Türk kökenli insanlar sol partileri seçiyorlar Almanya'da. Bunu CDU tabii ki biliyor. O bu sebepten zaten bu çifte vatandaşlığını istemiyorlar ya da zorlaştırıyorlar. Bunu ben Sosyal Demokrat Parti olarak düzeltmeye çalışacağım. Ama tabii ki başka koalisyonlar lazım. Başka yani genelde sol parti koalisyonları olması gerek. Çünkü CDU olan bu olmaz. Almanya'da eyalet ve federal parlamento seçimlerinde kimler nasıl oy kullanabilir? Bu çok önemli. Ve bir kişi yani seçmenler hem partiye hem de adaya olmak üzere iki farklı oy kullanabilir mi Hakan Bey? Evet, bu soruyu annem de bana bazen soruyor. Genelde tabii sol tarafta adayı ya da Hakan Demir'i örneğin seçebilirsiniz. Yani isimler vardır sol tarafta. Sağ tarafta da parti isimleri vardır. Yani SPD ya da Yeşil Partisi. İki oyunuz vardır. İşte ismini seçebilirsiniz ve bir de partiyi seçebilirsiniz. Yani beni seçebilirsiniz, başka parti seçebilirsiniz. İkisi de geçerli sayılıyor. Ama tabii ki umarım ki Neukölln gibi semtte, küçük bir şehirde, umarım ki tabii ki ilk oyu da bana verirler. Çünkü benim adaylığım Neukölln'de ilk. Eyalet meclisinde Derya Çağlar da var. O yerel parlamentosunda. Ama o federal tarafında yoktu. Zaten genelde parlamentoya baktığınız anda
%10'u yabancı kökenli ama siyasete baktığımızda ya da bütün Almanya'ya baktığımızda her dördüncü insanın yabancı kökeni vardır. Yani orada bir demokrasiye bence uymayan bir şey vardır. Bunu düzeltmemiz gerek. Son dönem istatistiklerine baktığımız zaman SPD'nin oy oranlarının biraz düştüğü görülüyor. Sizce neden SPD'nin oy oranları eskiye göre düşmüş artık? Haklısınız. Son 20 senede SPD'nin 10 milyon seçmeni kaybetti. 10 Ben milyon. 10 milyon, 10 10 milyon milyon. seçmeni kaybetti. Büyük bir rakam ama genelde zaten büyük partiler oy kaybı var. Yani bu zaten 30-40 seneden beri var. Küçük küçük partileri seçenler de artık var. Bu normal bir proses. Ama benim düşündüğüm 2005'te bence bir Hartz IV reformlarını yapmıştık, yürürlüğe geçirmiştik. Bu genelde şu an 446 eurodur. Bence çok düşük bir rakamdır. Çünkü 2005'te de böyle 400 civarındadı bu rakam. Şimdi baktığınızda 15 sene sonra yine aynı rakamda. 446 euro. Bir de koronada baktığınız anda genelde işte yiyecek fiyatlar yavaş yavaş yükseliyor ama bu rakam yine aynı civarında. Bu sebepten dolayı biz Sosyal Demokrat Parti olarak düşündüğümüz bu rakamı yükseltmek. Yani örneğin bazıları 600 euro diyor. Onu düşünüyoruz şu an. Sizin hedef rakamınız nedir? Benim de bir 600 euro. Ama önemli olan asgari ücretini de yükseltmemiz lazım. Yani önemli olan çalışmayan bir insan ya da çalışamayan bir insan tabii ki parası olması gerek. Çünkü yaşaması lazım yani normal. Ama tabii ki çalışanın da maaşı bence iyi olması lazım. Ondan 12 euro asgari ücreti en azından lazımdır ve bunun için ben tabii ki savaşacağım parlamentoda. SPD'nin oy oranının düşmesi sizde de oy kaybı kaygı endişesi yaşatıyor mu? Önemli olan şu an CDU partinin oy oranı yüksek olduğu. Niye? Çünkü genelde insanlar Merkel'le bağlıyor bu partiyi. Normaldir. Ama Merkel başbakan olmayacak da, aday da değil. Bunu galiba yavaş yavaş insanlar anladığı anda bence başka birisine bakacaklar. Başka birisi kim? Finans Bakanımız Olaf Scholz. Kendisi sosyal demokrat. Zaten bu bir sene içinde bütün korona yardımlarını yürürlüğe geçiren isim Olaf Scholz. O bizim başbakan adayımız. Bence benim düşündüğüm bunu insanlar anlarlarsa benim de oyum yükseleceğini sanıyorum. Ama bir de zaten Neukölln'e baktığınız anda Neukölln zaten bir solcu bir semt baktığınızda. Bence Olaf Scholz'a baktığımızda bir de Neukölln'e baktığımızda belki iyi bir oy oranını bulabileceğimi sanıyorum. Eskiden sağ partiye oy verenler şimdi ırkçı partiye oy vermeye başladılar. Sizce neden böyle bir durum söz konusu? Eski zamana baktığımızda çoğu insanlar protesto olarak AfD partisini seçtiler. AfD bir sağcı bir partidir. Protesto niye ettiler? Genelde tabii ki Almanya'da fakirlik yükseldi, maaşlar yükselmedi. Bu sebepten dolayı protesto ettiklerini düşünüyorum. Ama tabii ki 10-20% oranında insanlar var Almanya'da. Genelde yani ırkçılığa kendilerini bağlamış bir grup var Almanya'da genel olarak. Yani her 10 sene baktığımızda ya da 60 seneye baktığımızda geri döndüğümüzde öyle bir rakam var. Oran var. %10, %20. Bunlar zaten baktığımızda bunlar zaten AfD'yi seçiyor. Şu an baktığımızda AfD'nin oy oranı 9'da, %9'da. Yani genelde insanlar yavaş yavaş anlıyor ki bu parti ırkçı bir partidir. Bu parti seçilemez artık. Bence bir güzel bir gelişme orada var. Ama umarım ki %5'in altına da bu partiyi yavaş yavaş koyabiliriz. Hakan Bey, programımızı kapatmadan önce sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa son sözlerinizi, son cümlelerinizi de söyleyin. Sonra veda edelim artık izleyicilerimize yavaş yavaş. Benim için de önemli olan tabii ki burada yaşayan insanlarımız genelde çifte vatandaşlığını alsınlar yavaş yavaş ki burada parlamentoları da seçsinler, seçimlere gitsinler. Buradaki siyaseti de tabii ki etkilesinler. Bunu nasıl yapabilirler? Seçime giderek. Oy Yani bütün kullanarak.
oy kullanarak seçime giderek çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim tanıdığım da aileler var. Alman vatandaşlıkları var ama seçime gitmiyorlar. Ya benim oyum ne karı vardır falan diye düşünenler var. Çok karı vardır. Çocuklarımız için, herkes için seçime gitsinler. Bu benim tek ricam tabii. Teşekkür ederim sorularımızı cevapladığınız için. Bizi izleyen izleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.